Şu an Domini'nin yeni keşfedilmiş adalarından bir tanesine gidiyorum. Dominik'te yeni bir oyuna hoş geldin. Abi! Hazır! Abi mekanizmayı açtı, önde devam ediyor, tırmandı. Arkadaşlar şu an Paris uçağındayız. Paris uçağına bindik. 2-3 tane Türk var uçakta. O da bizimkiler. Başka da Türk yok. Şöyle göstereyim arka tarafı. Şu ablan da yanlış uçağa binmiş herhalde. Şimdi onu uyaracaklar geri çıkması için. Paris'te görüşürüz. Paris havaalanına indiğim zaman orada da tekrardan çekim yapmaya devam edeceğim. Size de efsane bir 10 numara bir vlog geliyor. Survivor parkurlarında deliler gibi yarışacağız. Beklemede kalın. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, şu dakika itibariyle Paris'e inmiş bulunmaktayız. Allah'ın izniyle buradan da Dominik Santo Domingo'ya geçeceğiz. Bir 6 saatlik bir bekleme şeyimiz var, sürecimiz var burada aktarma için. Şengay vizemiz falan olmadığı için buradan dışarıya çıkamıyoruz. Uçaktan giderken bir Eyfer'i görüyor gibi olduk. Doğru mu gördük bilmiyorum ama buradan Eyfer'i falan gösteremeyeceğim size. Buradan Eyfer'i falan gösteremeyeceğim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an Santo Domingo yani Dominik Cumhuriyeti uçağındayız. Uçak bayağı zengin uçağı arkadaşlar, durumlar iyi. Şu an yemek geldi arkadaşlar. Şu chicken, tavuk, bir peynir, ezine peyniri, salata, yağ var şunun içinde. Şu bu şekilde arkadaşlar. Ben yedim, tekrardan açıyorum sizin için. Burada patates ezmesi ve burada soslanmış tavuk var. Karşılama başladı, otelimize geldik. Artık bundan sonra olay başlıyor. Otele yerleştikten sonra her şey patlayacak. Evet arkadaşlar, şu an Survivor'da Dominik'te parkura doğru geçiyor. Tüm yarışmacılar hazırlandı, hepsi bomba gibi. Kim kimin ağzına sıçarsa diye parkurda. Umarım bir sakatlık çıkmadan 6 ayın sonunda hepimiz mutlu bir şekilde evlerimize döneriz. Hepinizi ben almak istiyorum. Kırmızı takım Mezarcı, Tuna, Ahmetcan, Yaren, Eda ve Dila. Hangi Eda? Allah, Yaren. Eda Sakız. Eda, eyvah. Alanda Tugay, Mami, Doğ, Semiraminta, Eda ve Yaptara. Eda biçimde yes, Yaptara. Çok iyi. Böyle bir takım olacak. Bam bam, yumruk derisi. Takım bu mu? Yaptara, ben de sen Tuna'ya takım var mı? Bunu çantana koy. Gel toplantı yapalım. Sen ne diyorsan o Yaptara, biz bir bok bilmiyoruz seninle ilgili. Akan, buralarda gezme, geç. Geç, arabaya bin, arabaya geç. Mavi takımsın, kırmızıya atarım. Arkadaşlar, biz önden gidiyoruz mezarlarınızı kazmaya. Mezarcı biz daha yerdir. Düşme içine, haberin olsun. Mezarcı biz daha var. Hadi bay bay. Tamam lan, bak bay. Yok. Tuna, Tuna. İki tane hindi eti versen bize gelin mi? Allah mezarını kazdık artık, çok geç kardeş. Mavi takım oley. Mavi takım oley. Mavi takım oley. Mavi takım oley. Bol bol hamsi ye. Buna güveniyor musun? Ben bir kişiye güveniyorum takımda. Yattara. Ne Tugay lan? Ne Tugay lan? Desene Tugay, sabahtan beri senin hakkında konuşuyor. Sen yapacağım. Arkandaymışsın, görmedim. Ben ayağına çelme takmasam şerefsizim. Şaha yaptı, şaha yaptı, şaha yaptı. Parkur burası, ambulanslar falan, tüm ekipmanlar, her şey bekleniyor bu şekilde. Sevgili seyirciler, Dominik'te alkışlarınızla kırmızı ve mavi takımı yanıma davet ediyorum. Haydi bakayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen şöyle baştan başlayarak konuşmak istiyorum. Merhabalar, ben Cihan Cavlak, mezarcı. İsmimden de olduğu gibi Survivor'da düşmanların mezarına kazmaya geldiğimizi söyledim. Evet. Takımıma güveniyorum. Mezarcı kazacak, biz gömeceğiz.
karşı tarafı çok iyi dinledim. Mezarcıya kendi mezarını kazdırır. Tuna kardeşimizin de boğazında kalabilirim, dikkat etsin. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Parkura çıktığımızda hepsini tek tek yaşayacağız. Bekleyin arkadaşlar, çok az kaldı. Buradayız. Takımca iyi hissediyorum. Teşekkürler, güzel. İddialı iki takım. Gelelim ödüle. Survivor'da bugün oyunu kazanan takım güzel bir villaya gidecek. Ama bayağı güzel bir villaya gidecek. Müthiş bir yemek sizleri bekliyor olacak. Sizler için o villanın içinde şahane bir parti organize ettik. Yani tam anlamıyla güzel bir Survivor deneyiminin içindesiniz diyorum. Toplamda 4 yarışmacımızı parkurun başına alıyorum alkışlarınızla. Buyurun geçebilirsiniz. Mavi takım 1, kırmızı takım 0. Parkurun başındaki isimler. Kırmızı takımda Tuna ve Yaren. Rakipleri Mami ve Yeliz. Atıcılar Tuna ve Mami. Hadi Mami! Mami. Hadi Mami. Hazır! Mücadele başladı. Mami hızlı başladı. Bakalım parkur Tuna'yı zorlayacak mı yoksa? Tuna mı parkuru zorlayacak? Denge tahtasından dikkatle geçti Tuna. Mami mekanizmayı açtı, önde devam ediyor, tırmandı. Şimdi Tuna'nın hızlanması lazım. Evet, Tuna mekanizmayı az kalsın. Götürüyordu ama. Neyse ki kırılmadı. Gerçekten Tuna'yı sınıyoruz bugün. Ve Yeliz parkura başladı. Yaren meraklı arkadaşını bekliyor. Güneşin altında umut dolu bakışlarla o bayrağın kalkmasını bekliyor Yaren. Tuna geldi. Tuna kötü düştü. Bana bak, ben buradayım. İyi misin? Aa, bacağı çok kötü. Arkadaşlar şimdi Tuna kötü düştüğü için doktorumuzun yanında bacağına dikiş atılması gerekiyor. O yüzden mücadeleye devam edemeyecek. Ama kaldığımız yerden aynı pozisyonlardan Yaren'in mücadeleye devam edebilmesi için takımından bir kişinin Tuna'nın yerine oyuna girmesi lazımdı. Mezarcı da Tuna yerine oyuna dahil olacak. Tuna'nın kaldığı yerden devam edip atışları da sen yapacaksın. Her şey anlaşıldıysa daha dikkatli olarak lütfen sizi yerlerinize alayım. Buyurun geçebilirsiniz. Sevgili seyirciler, mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakatlıktan dolayı Tuna'nın yerine mezarcı oyuna dahil oldu. Arkadaşlar tek düdükle devam ediyorsunuz. Hazır! Bayrağı kaldırdı mezarcı. Yaren de parkura başladı. Tabii önemli bir fark var. Yaren'in birazcık hızlı olup ama dikkatli olması lazım. Yaren dengede, Yeliz arkadaşının eline son anda uzanarak vurdu. Mami atışları başlayacak. Yaren tırmanmada. Yaren tırmanmadan aşağı iniyor, dikkatle iniyor. İki kaldı. Mezarcı bekliyor ama kazanan Mami oluyor. Sonuçta Mami hemen de bir detaycan markası değil. Ekip olarak ödülü kazandık arkadaşlar. Şu an ödüle doğru gidiyoruz. Acun Bey'in villalarından bir tanesine gideceğiz. Villada güzel bir şekilde eğleneceğiz. Çok heyecanlı yarışlar oldu. Hepsini izleyeceksiniz inşallah. Hem TV'de ayaklar mayaklar hep paramparça oldu. Ama pinçik pinçik etti. Pinçik pinçik. Başroldeden Yattara. Selam mı Yattara? Selam. Evet. İşte takımın bel gemiği Rıdvan. O
Oğuzhan kardeşim. Bugün çok burada, hastalandım. Eyvallah. Burada tanıştık ama efsane bir kardeşimiz bu da. Ya ben vlog çekmeyi bıraktım ya. Ciddi mi Semra? Yani gerçek. Çünkü sendeki görüntülerin hepsini bana ver. Ben paylaşırım. Burada da Eda Biçim var. Onunla da yeni tanıştık ama efsane bir kardeşimiz o da. Şimdi arkadaşlar villaya geçtiğimizde oradan da ufak tefek görüntüler vereceğiz. Yarışma sahnelerinden de siz göreceksiniz. Villaya geçtiğimizde orada da görüşmek üzere. Seviyorum. Of. Şu an villaya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Yattaraya bak hele Allah'ın kitabını sever. Karanlıkta görsen korkman mı? Rıdvan abi elini tut birinin kaybolma. Köpek tutar kaçırır götürür görün o zaman. Şu itin birini Rıdvan abinin ayağını tuttursana. Çekince götürebilecek mi bana? Bir tutsana el ayağını. Şu an Agun Medya'nın villalarından bir tanesindeyiz arkadaşlar. İçeriye girmiş bulunmaktayız. Bugünkü Survivor yarışını parkurlarda kazandığımız için burada ödülümüzü yapıp diller gibi yemeklerimizi yiyip oyunlarımızı oynayacağız. Semih kadar abi... çalışkan ben şu an o kadar pişmanım ki vlogu durdurduğuma. Ama işimiz mi Semih abi? Ya, bizim yapmak zorundayız. Çok kötü hissediyorum kendimi. Kitlemiz de bundan faydalansın diye onlara da gösteriyoruz. Arkadaşlar Semih abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Ay kurban olurum bacım benim kurban olurum. Şimdi buradan arkadaşlar yemeğe geçeceğiz. Her şeyi size yavaş yavaş göstereceğim. Yarın da bir parkurumuz var. Yarınki yarışmayı da kazandığımız takdirde ödüllerle buluşacağız. Buradan da ufak tefek görüntüler gelmeye devam edecek. Tüm arkadaşlarıma bu heyecanı yaşatamadığım için tabii ki üzgünüm. Ama onlara da sürpriz olsun istedim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan görüşmek üzere. Tek sıkıntı Yattara. Adam 5-6 ay boyunca Survivor'da birinci olmuş. Atışlarda fena yoruyor. Ama bu ambiyansı yaşamanızı isterim. Hepinize sahne çekmeye devam edeceğim. Öpüyorum. Şu an parkuru çekmek kesinlikle yasak. Buralarda çekmemize izin veriyorlar. Sizleri seviyorum. Birazdan tekrardan parkura çıkacağız. Adamlar eğleniyor. Şu an Dominik'in yeni keşfedilmiş adalarından bir tanesine gidiyoruz. Dominik halkına göre bu adada bir su var. Bu su şifalı su olarak biliniyor. Yani bu suya girdiği zaman bizim Tarkan filmindeki gibi tüm vücudumuzdaki yaraların, hastalıkların iyileşildiği söyleniyor. Tekneyle buradan tam 20 dakika yolculuk yapıp o adaya gideceğiz. O adadan da başka bir adaya geçip sadece 50 hanenin bulunduğu adada 50 kişi yaşıyor sadece o adada. Tropikal bir şekilde. Aha! Allah'a bildiğin tropik yer ha. Oranın zevkini hepinize tattıracağım. Ben de ilk defa gidiyorum. Gelmişken bunun hepsini hepinize göstermek istiyorum. Sizleri seviyorum. Daha fazla uzatmayacağım. Videoda görüşürüz. Çok büyük bir hızla gideceğiz.
O yüzden arkadaşlar can yeleklerini takıyoruz. 20 dakikalık yolumuz var. Oradan da başka bir adaya geçeceğiz. Dediğimiz gibi şifalı su. Dominiklilere göre tüm vücudun hastalıklı vücutların temizlendiğine delalet ediyor. Yeni bulunmuş. Hepsini size göstereceğim. Arkadaşlar şu an o dediğimiz adaya geldik. Şimdi burada suyun dibinde her yer deniz yıldızıyla dolu. Her şeyle ilgili bilgilerle kaça öpüyoruz sizler. Seninle görüşürüz. Sinan! Hadi işte kovuldun! You're a rebel, getting into trouble. You are kind of like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable. Sauna adası arkadaşlar. Dominik'te sauna adası diye biliniyor. Ne diyor abi? 5 dakika yürüyeceğiz o yüzden tekrar her şeyinizi alın. Hiçbir şey bırakmayın. He. Ayağınıza da ayakkabı giyin diyor varsa. Hello. Hello. Bu göt sabahtan beri birini düşürmeye çalışıyordu düşmedi. Hello de. Hello Turkey. Evet, hello. Anlamıyor o yüzden böyle konuşuyor. Görüşürüz. Evet Rıdvan abi. Donunu görüyorsunuz. Rıdvan abi. Geliyorsun mu? Abi beraber. Kaybolma bir anda bir baktığım anda bir şey alıp götürebilir. Kertenkele bile sürükleyebilir seni. O yüzden dikkatli ol. Arkadaşlar şu an bir 15 dakika falan yürüyeceğiz. Sauna adası için yola çıktık. Hani bak şu an şeyi merak ediyorum. Survivor'da da bu şekilde mi şu an? Böyle yürüme yolu, barakada kalın. Her tarafları sine yara bere ya zaten. Hı? Hep yara bere oluyorlar ya. Hı. Demek ki böyle yani. Bunlar da arkadaşlar bizim kabile. Ne oluyor ya? Hombre. Ye kamo ha. Ye bu da Yattağan'ın kabilede. Doğal özüne döndü. Şu an kokonat kırıyor. Evet pala yoktu ya şu an Yattağa böyle kırıyor. Şu an aç. Şu an Survivor'da hepsi aç arkadaşlar. Hepsi Yattağa'yı bekliyor. Bunu mu yiyor? Dövelim ya. Hoş. Survivor. Yeah. Ben inandım Survivor'da. Tabii sen yiyecek bir şey kalmadı. Yattağa gel Adana dürüm ısmarlayayım. Yattağa gel dürüm ısmarlayayım lan. Sen Survivor. Survivor öğren. Lan abi biraz da sen ısıtırmışsın. Abi su yaktı. Yatıyı ver birini ver. Birini bana ver. Vaaay arkadaşlar gördünüz mü? Ay gibi ay. Adada 5 gündür bir şey yemiyorduk arkadaşlar. Daha bugün bu kadar bir şey yiyoruz. Lütfen abi. Hı? Yalan söyleme. Tüm adayı sen yedin. Ye ye götün büyümüş. Kocaman şimdi götünü çeker mi? Şimdi götte bak. Arkadaşlar size şu an Pina Colado diye ananasın içerisinde yaptıkları bu normalde alkollü ama ben alkolsüz yapılmasını istedim. Şimdi onu göstereceğim. Ya. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar Hindistan ceviziyle yapılıyor arkadaşlar. Şu an onu deneyeceğim sizin için. Tadına bakacağım. Nasıl abi? Çok güzel değil mi? Neden? Çok iyi. Vallahi abartmıyorum bak çok iyi. Kesinlikle denemelisiniz. Buranın yerlileriyle de görüştü. Bici bici çalışmalarına başlandı. Aynen arkadaşlar. Sahilde. Bici bici satacağız. Adana bici bicisi inşallah. Konuştuk arkadaşlarla. Ufak bir tezgah. Aynen.
Şunu içip geri dönüyoruz. Arkadaşlar şu an bir kardeşime kendimi top diye tanıttım. Makyaj yaptırıyorum. Buyur kardeşim. One, okay, yeah. Bueno. Şu an beni top zannediyor. İnşallah ağacın altında falan sıkıştırmaz. Kurban olur. Thank you. Sağ ol. Şimdi ben inşallah götürmez. Sağ ol, sağ ol. Top diye tanıttık kendini. Evet, Rıdvan abi benden 10 dolar aldı, kendine masaj yaptırıyor. Bir 10 dolar daha alırsa farklı şeyler olabilir. Öp. Hadi bakayım Rıdvan. İyisin tabii. Uy. Şaka yaptın. Gel. Tamam. Bir daha abi. Şaka mı olur? Tamam gel. Bak. Hadi bakayım. Arkadaşlar burada böyle ilerliyorlar. Bizim oradan bir farkı yok. Bizim orada bir bulmaz var. Burada da pro yapılıyor arkadaşlar. Oğlum hani pro'yu bacaklarında sarıyorlar. Ne oldu, yalanmış. Yalanmış kardeşim. Teknoloji gelişmiş. Buraya da gelmiş. Ha, eskiden öyle. Evet. O öyle. Kenara da bunların atalarından ki tamam. Videoları izledim. Tahtanın icadı mı? Burada da arkadaşlar prolar geliyor bu şekilde paketlendikten sonra burada saçlar sunuluyor. Ama oğlum çok pahalı değil mi? Baksana. Şu pro bir tanesi 20 dolar. Oğlum 20 dolar şu an Türkiye parasıyla 300 TL mi? 320 TL. Oha. 22 dolar şu. Çok pahalı değil. Fiyatları ben niye göremiyorum lan? He? Fiyatları ben niye göremiyorum? Boyundan dolayı büyük ihtimalle abi. Allah seni kahretsin. Tatlı iş. Bak hele şuna Allah. Hiç değil. Ne kadarmış? En pahalı pro bu muymuş? He ne kadarmış? 600 dolar. Yüzüleceğim. İçtikçe geri kendini tamamlıyor mu? Altın katlanıyor. Özelliğinden kaynaklı. 12 yıllık bir şey varmış. Geçmişi mi varmış? Vay be. 12 yıl. Şampanyayla ne kadarmış? 12 yıllık. En pahalısı 600 dolarmış arkadaşlar. Bir tane pro. Bu şekilde arkadaşlar biblolar falan filan var. Ama aşırı pahalı oğlum ya. Mesela bu biblo kimse karnı. Ne kadar mesela? Tamam mı? 40 dolar. Şu 40 dolar ya. Ağaçtan yapmışlar. Şu 40 dolar olur mu ya? 600 lira ya. Ya abi burada ne alacağız ya? Çok pahalı çok. Bu ne lan? Bunu al götürüyorsun. Bu da neymiş anda? Pişmaniyetine. Pişmaniyetine. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir saattir neyin altında çekiyorum. Bak, şu bile 4 dolar. Kapak açısı abi. Kendimi gösteriyor. Yani sen bu lan ne nasıl bu lan? Pislik herifler ya. Mango'dan yapmış. Arkadaşlar burada el yapımı çikolata mağazası. Beyloş burada gelseydi bayılırdı. Adamlar burada yapraklardan bakın gördüğünüz gibi öğütüyor. Bir şekilde burası da çikolata mağazası. Burada da arkadaşlar çikolata falan filan kahve. Sıcak çikolata istiyor musunuz? Ha. Ha, alalım abi sıcak çikolata falan. Versene bir de yiyeceğim. Abi güzel değil mi? Ne kadar? $12 çikolata mı? Bakayım alırım belki. Bunlar da el yapma çikolata var. %62 çikolata.
çikolata 55, 37, 70, 80, %100. %100 çikolata bu da. Ne porsiyonu kadar çok yok. Divan 100% çikolata. Şimdi bir %100 ver abi bana, %100 ver. Oha! Arkadaşlar şu an bu çikolata... %100 çikolata. 100? Çok ağır, çok ağır. Brown, this is dark chocolate. Çok ağır. Dark chocolate. Ver bir tane. Bu da %62 arkadaşlar şu an. This is milk chocolate. Defancı. 30? Kokonatlı çikolata arkadaşlar. %62 biraz iyi ama %100 abi çok kötü. Bak bu da iyi. Şimdi... varsa. Deniz tuzlu ver bakalım abi. Lan. Kaç atıyor? 10 moment please. Şurada deniz tuzlu arkadaşlar. Bunun tadına bakacağım şimdi. Onu da bakayım bitiriyorum. Aa. Bu aynen bayağı tuzlu bu. Tuzlu sıkıntılı biraz. Burası da alkol bölümü arkadaşlar. Rom. Hani burada satılıyor. Burada hediyelik bir şekilde alın. Ablalarımı görüyorsunuz. Hepsi alkolik. Buradan alıp deneyin. Burada denemek için gelip kafanızı güzel yapıp aynı zamanda çıkabilirsiniz. Şöyle. Anamızı ağlattı. Şunun yüzüne kaçak geliyor diye. Bizi burada tutuyorlar. Kalk lan. Senin yüzüne başımız belaya gidiyordu ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şu an Adana'dayız. Evi de taşıyorum Osmaniye'den Adana'ya, çok şükür. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abi ülke ülke gez. Oralarda bizi deliler gibi eğlendir. Oralarda onunla bir takıl, bununla takıl, şununla takıl, yabancılara takıl diyorsanız arkadaşlar yorumları çökertin. Seni yurt dışlarında da görmek istiyoruz deyin. Deli gibi yurt dışlarına çıkıp size deliler gibi içerikler çıkartacağım. Yorum yapmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Daha çılgın videolar gelecek. Çok şaşıracaksınız. Bakın şu bu dediğimi unutmayın. Yeni gelecek videolarda o kadar çok şaşıracaksınız ki oha dedirtecek videolar geliyor. Sizleri seviyorum. Sadece beklemede kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Görüşürüz.